Herkese merhabalar. Yazılımkılavuzu.com projesi kapsamında sizlerle yepyeni bir kanal projesiyle birlikteyim. Ben Sarp Arıkan. Bu projemiz her tür yazılımın video anlatımlarını hazırlayarak sizler için bir takım kılavuzlar oluşturmayı hedeflemekte. Bu oluşturacağımız kılavuzlarla daha bilinçli bir şekilde platformlara özgü uygulamaları kullanabileceksiniz. Uygulamalardan daha etkin bir şekilde faydalanabileceksiniz. Bununla birlikte kullandığınız uygulamanın özellikle henüz kurmadan dahi uygulamanın ne işe yaradığını öğrenip bununla birlikte doğrudan amacınıza hitap eden veya ihtiyacınızı karşılayacak uygulamaları edinebileceksiniz. Projemiz kapsamında hem video anlatımlarına ulaşacağınız uygulamalarımızın aynı zamanda da indirme bağlantıları da yer alacaktır. Bununla birlikte burada birçok anlatım yapmayı hedefliyoruz. Onun için portalımızda abone ol düğmesine ve onun üzerinde yer alan çan şekline yani bildirim almak adına tıklamayı lütfen unutmayınız. Abone olduğunuz takdirde her tür anlatım doğrudan mobil cihazınıza ve tabii ki mail adresinize bildirim olarak gelecektir. Kanalımızın ilk videosu, ilk video kılavuzu olma niteliğini taşıyacak olan ve hayatımızda aslında bilgisayarda özellikle Windows işletim sistemli bilgisayarda birçok gereksiz dosyayı temizlemek amacıyla kullandığımız bir programla başlıyoruz. İsmi CCleaner. Perform firması tarafından geliştirilen ki bu firma aslında son dönemde Avast e, tarafından satın alındı. Ne olacak bilinmiyor ama e, zannediyorum bu projeler devam edecek. CCleaner programını hep birlikte tanıyor olacağız. Çünkü çok e, güzel, çok faydalı bir araç. CCleaner uygulaması özellikle Türkçe arayüzü e, ile de e, çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir araç. Yapacağımız anlatımlar her bire hitap edebilmesini e, hedeflediğimiz için, edebilmesini sağlamayı hedeflediğimiz için aynı zamanda görme engelli kullanıcılarımız için de ekran okuyucu dediğimiz sistemlerle de anlatıyor olacağız. Haliyle hem ekranı görsel olarak takip eden az gören görme engelli veya herhangi bir engel grubu içerisinde olmayan kullanıcılar dahi bunu öğrenebilecek bu programları kullanabilecekler. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve başlayalım. Ekranda Ccleaner programı var. Ccleaner programında bazı önemli noktalar var. Bunlarla başlayalım. Öncelikle programımızda neler var? Hem ekranda görenler için ifade edelim hem de Görme engelli arkadaşlar da dinletmek adına tapla gezelim. Tapla e, gezebildiğimiz kadar e, diğer kullanıcılar da yine fare ile ilgili bölüme gelebilir. Yüksel düğmesi alt artıya. Uygulamada güncellemeleri yükselterek alabilirsiniz. Bu güncellemeler iki türlü. Bir tanesi özellikle profesyonel versiyona geçmek için kullanabileceğiniz bir güncelleme var. Bir diğeri ise yine standart olarak çıkan güncellemeleri de alabilirsiniz. Fakat arasındaki en önemli farklardan bir tanesi özellikle mevcut standart versiyonda güncellemeler otomatik olarak gelmiyor. Sadece uyarısı geliyor. Siz bunu indirip kurmak durumundasınız. Ama SeaCleaner'ın Business yani daha profesyonel versiyonu desem otomatik gelmekte. Hem de uygulama kapsamında da yine işte e, bazı çelezleri takip edebilme ondan sonra gereksiz dosyaları takip edebilme gibi özelliklerde Ve bunları takip edip e, Temizleyebilme gibi özelliklerde yine daha gelişmiş bir şekilde sizlere sunulmakta Bu düğmede aslında bakarsanız Fareyle gelip tıkladığınızda veya klavyedeki kitaplarla ilerlediğinizde Doğrudan uygulamada profesyonel versiyona geçebilirsiniz. A görünümü. Microsoft Edge 1/1 seviye 0. Burada aynı zamanda CCleaner programının çeşitli web tarayıcılarla veya çeşitli çerez üretebilecek, gereksiz dosya üretebilecek, e, bazı dosyalar, bazı sistem dosyaları e, olabilir ya da e, tarayıcılar olabilir. Bunlarla ilgili yine burada bir liste karşımıza çıkıyor. Burada yukarı aşağı yön tuşuyla yine gezilebileceği gibi fareyle de tıklandığında detaylara ulaşılabilir. Seviye 1 internet ön belleği 1 bölü 1. Burada internet ön belleği gibi. İnternet geçmişe 1 bölü 1 seviye 1. Çerezler 1 bölü 1 seviye 1. İndirme geçmişe 1 bölü 1 seviye 1 son indirilen yerler 1 bölü 1 seviye 1, oturum 1 bölü 1 seviye 1, son girilen adresler 1 bölü 1 seviye 1, kayıtlı form bilgileri 1 bölü 1 seviye 1, kayıtlı şifreler 1 bölü 1 seviye 1, seviye 0 internet explorer açık 1 bölü 1, seviye 1 geçici internet dosyaları 1 bölü 1 gibi yine çeşitli tarayıcılara özel bazı e, ayarlar, bazı temizlenebilecek seçenekleri de bize e, sunmakta. Bunların arasından seçim yapabilirsiniz. Tapla gezelim. Kontrol sekmesi. Windows sekme sayfası seçili. Burada yine sekmeler var. Sağ sol yön tuşuyla ilerleyebilirsiniz. Uygulamalar sekme sayfası. Windows ortamında te, e, geçici dosya üretebilecek uygulamalar yine yine uygulamalar bazında. Analiz düğmesi alt temizliğe. Şimdi güncellemeleri cilaner düğmesi alt artık. Kayıt defteri düğmesi alt artık e, birçok yine seçenek karşımıza çıkmakta. Araçlar düğüm, ayarlar düğüm, yükselt düğüm, ağaç görünümü, seviye 0, Firefox bölü Mozilla açık 1 bölü 1. Yine uygulamalar düzeni demiştik. Şimdi devam edelim. Kontrol sekmesi, uygulamalar sekme sayfası seçili. Analiz düğmesi alt artı ne? Burada analiz düğmesine tıkladığımızda uygulamaları, web tarayıcılarını, gereksiz dosya oluşturabilecek birçok e, uygulamayı analiz ederek burada gereksiz dosya saptamaları yapmaktadır ve saptanan uygulama dosyaları temizlenmek için sizin e eyleminizi beklemektedir. Temizliğe başla düğmesi alt artı de. Analizden sonra yapacağınız şey temizliğe başla düğmesini çalıştırmak olacaktır ve doğrudan analiz edilen gereksiz dosyalar güvenli bir şekilde temizlenecektir. Şimdi güncellemeleri kontrol et. Alt artı G. Güncellemeleri buradan kontrol edebilirsiniz ama sistem size zaten bir güncelleme olduğunu e, uyarısını vermekte. Leaner düğmesi, alt kayıt defteri düğmesi, alt artı G. Yine burada kayıt defterini e, tapla gelip veya faile gelip enterladığınızda kayıt defterinizde analiz yapabilirsiniz. Kayıt defterinizi önce analiz yapıp daha sonra kayıt defterini onar diyebilirsiniz. Buna tıkladığımızda Aralık basılı. Şöyle bir seçenek çıkacak. Araçlar düğme, ayarlar düğme, yükselt düğme, akür, liste. Sorunlar için tara düğmesi alt artı s. Sorunlar için tara düğmesi. Şimdi klavyede özellikle e, kısa yolları da duyuyoruz. alt s yaptığımızda doğrudan yine tarama ekranı karşımıza gelip bu işlemi gerçekleştirebileceğiz. Şimdi güncellemeleri. Cilean kayıt defteri düğmesi alt artı k. Araçlar düğmesi alt artı ile. Yine burada önemli bir nokta araçlar. Araçlarda neler var bir bakalım. Aralık basılı. Ayarlar dü düğmesi, alt art, geri yükle, kaldır düğmesi. Burada geri yükle kaldır düğmesi araçlardan gittiğimizde buradaki e, uygulamaları e, görebiliyoruz Bilin bilgisayar yani. bilgisayarımızdaki ve bu uygulamaları gör, gördüğümüzde üzerinde e, yine fareyle sağ tıklayarak veya yukarı aşağı yön tuşuyla uygulamalar arasında gezip bilgisayarımızdaki uygulama tuşu veya fareyle de sağ tıklamayla açılan menüden herhangi bir uygulamayı kaldırma seçeneğini belirleyebiliriz. Bir tane özellikle Piriformci. yapalım i̇nternet bakalım. Disk başlangıçta düğme, geri yük, yükselt, ayarla, araç, ayar, yük, geri yükle. Mesela geri yükle Aralık. düğmesine basılı. tıklayalım. Geri yükle kaldır. Başlangıç, internet, disk analizci, aynı dosya bulucu, düğme. sistem geri sürücü temiz, bilgisayarınızda yazı alanı, metin dosya, şimdi güncel, cileaner, kayıt defteri, düğme, araçlar, düğü. ayarlar, yükselt, geri yük, başlangıçta düğme, internet, disk analizci, aynı dosya bulucu düğmesi. Sistem geri yükleme düğmesi, sürücü temizleyici düğmesi bilgisayarınızdan kaldırılmasını istediğiniz programı bu listeden seçin özellik sayfası. Evet, bu bir özellikle duyabilmek adına biraz fazla gezdim ama Sırk bilgisayarınızdan kaldırılmasını istediğiniz programı listeden seçin özellik sayfası. Evet, gayet açık. Listeden seçebiliyoruz. Yukarı aşağı yön tuşuyla ilerleyelim. Netgo SDK Netgo 3, 3 d bu ilder. Mesela bir program burada aynı zamanda metro uygulamaları da görebiliyoruz veya Windows'un kendi içerisinde gelen uygulamaları da görebiliyoruz. Sa sağ sağ e tıklamayla bağlan menü kaldır kaldır yapabiliriz yeniden adlandır geçersiz ne sil geçersizse metin dosyasını kaydet o kaldır gibi seçenekler var. Ya yani metin dosyasını da kaydederek hem bunun yolunu ve de diğer detaylarını kaydedebiliyoruz arkadaşlar. kaldırdığı yazalı Metin dos. Şimdi güncelleme. yazal kaldır düğmesi. Aynı zamanda bu menüyü açmasak dahi bir e seçenekten listeden bir e öğe seçtiğimizde yine tabla gezince aşağıdaki düğmeler aktifleşmektedir. Yazı Metin dosyasını kaydet. Şimdi güncelle. Er kayıt defteri araçlar düğmesi. Ayarlar düğmesi. Saat arta. Yükselt düğmesi. Saat artıya. Şimdi Ayağı, araçlar düğmesi. Araçlar düğmesine tekrar gelelim. Aralık basılı. Ayarlar, yükselt, geri yükle, başlangıçta düğmesi. Başlangıç öğelerini aynı şekilde etkinleştirebiliyoruz veya üzerinde e, çeşitli işlemler yapabiliyoruz. İnternet gezgini eklentileri düğmesi. Disk analizci düğmesi Diskimizi analiz edebiliriz Aynı dosya bulucu düğmesi Aynı dosyaları bulup yine bunları temizlemek için kullanabileceğimiz bir araç var Aslında hepsinin temeli aynı Önce analiz edip daha sonra e, ilgili eylemi gerçekleştirmekle e, işlemler ger e, sonlanıyor Sistem geri yükleme düğmesi Sistemimizi geri yükleme ile ilgili bir diyaloğu karşımıza getirip bu çalışmayı yürütebiliriz Sürücü temizleyici düğmesi gereksiz dosyalar ilişkin sürücülerimizi tarayıp temizlenebilmesini sağlayabiliriz. Bilgisayarınızdan kaldırılmasını istediğiniz programı listeden seçin. Evet. Genel itibariyle Perform Cleaner e, bu öğelerle bu şekilde. Bir de ayarlara bakalım. Kaldır düğmesini. yazalım. Metin. Do. Şimdi güncile ana kayıt defter, araçlar düğmesini. ayarlar düğmesi. Şimdi ayarlara Aralık. girdiğimizde Basını. yine buralara ulaşabilirsiniz fareyle. Yükselt düğme, özellik çerezler düğmesi, seçenekler düğmesi. Uygulama seçeneklerini giriyoruz. çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Tarama yine ilişkin ayarlar, güvenli silme ilişkin ayarlar var. Genelde bu ayarlara çok fazla girilmez çünkü bu ayarlar varsayılan olarak optimum şekilde ayarlanmıştır. Çerezler düğmesi. Hangi çerezlerin silinebileceği burada yine ayarlanabilir. Çerezlerden kasıt şudur: herhangi bir web sayfasında form alanında sürekli doldurduğunuz form alanlarında veya bir sitenin sizi tanımasını sağlayacak çerezleri e, buradan yönetebilirsiniz. Girdiğiniz en sık girdiğiniz siteler ilişkin işte çerez yönetimini buradan yapabilir. E, üzerinde yine silme veya e, çeşitli e, işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Özel düğmesi, hariç düğmesi. Burada yine özel ve hariç gibi bir takım seçenekler var. link düğmesi. İşte e, schedule ve zamanlanmış görevler. Gözetleme düğmesi. Gözetlemedeki amaç yine Preform C arkada çalıştığı zaman gereksiz dosyaları izleyici, izleyebilmesini sağlayacak bir ayar. Kullanıcılar düğmesi. Yine kullanıcılara göre profiller oluşturma zannediyorum burada. Gelişmiş düğmesi. Ve gelişmiş C Cleaner ayarları mevcut. Hakkında düğmesi. Özellik sayfası Cecilianer ve 5. Aynı zamanda www.yazilimkılavuzu.com sitesinde de bu programın indirme bağlantısını bulabileceksiniz. Genel itibariyle ilk programımızı sizlerle paylaşıyor olduk. Bizim bilgisayarlarımızda yer alan bu programı yine kullanabilirsiniz. Bu programla alakalı veya diğer programla alakalı anlatımlarımızla ilgili yine duygu, düşünce veya sorularınız için bize ulaşın sayfasını kullanabilirsiniz. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.